Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bu videoyu bir ay kadar önce çekmiştim. Fakat şu gümrük olaylarını çok iyi anlatamadığımı fark ettim. O yüzden o videoyu editlemekten vazgeçip sıfırdan size anlatmak istedim. Bildiğiniz gibi yurt dışından ben çok fazla alışveriş yapıyorum. Ve bu sefer yine Amazon'dan alışveriş yapmıştım. Benim alışveriş ve faturalanma tarihim Aralık 2016'ydı. Fakat bildiğiniz gibi 1 Ocak 2017'den itibaren gümrük vergisi yasamız değişti ve 30 dolara çekilen bir sınırımız oldu maalesef. O nedenle ben 15 Ocak gibi bana teslim edilen bu ürünlerden bir güzel gümrük yedim. Amazon'da birkaç çeşit teslimat tercihiniz oluyor. Bu teslimat tercihinden biri de ürünlerimi olabildiğince az kargo ile gönder. Yani gitti gidiyor gibi bir satış stili düşünebilirsiniz. Fakat satıcılar, farklı satıcıların ürünleri birleştirilip aynı kargoda gönderiliyor. Ben 3 farklı ürün almıştım. Biri tek başına önden kargolandı. Büyük ihtimalle diğerlerinde bir stok problemi yaşadığından. Biri tek başına önden kargolandı. Diğer ikisi ise birlikte kargolandı. İlk başta gelen ürünüm bu New Scamander kırtasiye seti oldu. Bu ürünün fiyatı 20 ya da 22 euro olmalı. Yani totalde 30 dolar sınırını geçmiyordu. O yüzden hiçbir şekilde vergi sonuyla karşılaşmadan direkt PTT ile evime ulaştı. Azıcık göstereyim size ürünü. Daha önce bir Slytherin kırtasiye seti tanıtımı da yapmıştım. Bu da onun New Scamander versiyonu. Şu şekilde dış kısmı çanta şeklinde yapılmış. Newt'in çantası şeklinde. Şurada da Niffler'ın ufak eli var, görebiliyor musunuz? Şöyle. Çok tatlı. İçinde ise şöyle. Bunu atıyorum. Newt'in hayvanlarıyla ilgili, fantastik yaratıklarıyla ilgili notlarını tuttuğu filmdeki defterin aynısı var burada. Burada ise bir kağıt ağırlığı ve New Scamander'ın bu N sembolünü içeren de bir damga var. Bunun işte total fiyatını zaten söylemiştim size. Şu şeyin altında, defterin altında ise yine amblemin bulunduğu zarflar ve kağıtlar mevcut. Bundan hiçbir şekilde gümrük yemedim çünkü tek başına geldi ve üstünde 22 euro bir fiyat etiketiyle bana ulaştı. Kırtasiye setinin kargosu ulaştıktan 5 veya 6 gün sonra bu ikisinin kargosu ulaştı. Yanılmıyorsam bunun 15 euro, bunun ise 20 euro gibi bir fiyatı olmalı. Yani ikisinin toplam fiyatı değil 30 doları, 30 euroyu da geçiyordu. Diğer videodan koyup gönderebilirsem nasıl bir gümrük etiketi olduğunu birazdan buraya koyarım. Üstünde bir gümrük etiketiyle geldi ve PTT'ci amcamız, normalde ben iş yerinde olduğum için gündüz aşağıdaki bir dükkana bırakmasına rağmen kargolarımızı, bu sefer beni aradı. Dedi ki, kızım bunun ödemesi var. Dedim ben de. Ne kadar dedim. Maalesef 37 lira dedi. Yani çok yüksek bir fiyat değil. Yine Türkiye'de almak isterseniz bunları daha ucuza geliyor 37 lira gümrük vergisi ödemek. Fakat hani yüksek fiyatlı ürünlerde iyice artarak devam ediyor maalesef bu gümrük vergisi. Yüzdeye göre hesaplanıyor. Aldığınız ürünün yani ham madde ürünü mü olduğu, özel tüketim ürünü mü olduğu, ne olduğuna bağlı olarak yüzdeniz değişiyor. Ben bu yüzdeleri ayrıntılı olarak bilmiyorum. Maalesef satın alım öncesi bakmanız gerekiyor. Fakat böylece bunlarla birlikte maalesef önem verildiğini ve faturaların kontrol edildiğini görmüş olduk. Öyle hani bunların içindeki kitap diye maalesef kenara atmıyorlar. 2 tane kitap olmasına rağmen paşa paşa gümrüğümü yemiş bulundum. Daha sonra sadece 32 dolar olan bir kutudan da 6,5 lira gümrük vergisi ödedim. Onda da cosplaylerim için birkaç tane peruk almıştım. Süper Zeka AliExpress satıcısı üzerine fiyat yazmış ve 32 dolardan da 4,5, 5,5 ya da 6,5, ikisi. Yani onlardan biri, o civarda bir fiyat ödemek zorunda kaldım maalesef. Yani bu aralar dikkat ederseniz iyi olur arkadaşlar. Geliyorum kitaplara. Zaten bu kitap serisini biliyorsunuz. Artifact Vault, Creature Vault gibi seriler vardı. Karakter Vault.
Onların üçünü almıştım. Bir bölümünü Türkiye'den, B&R'dan, bir bölümünü ise yine Amazon'dan almıştım. Hem koleksiyon videomda hem de eski alışveriş videolarımda görebilirsiniz. Bu ise en son olanı, Harry Potter Magical Places from the Films. Filmlerdeki sihirli mekanların nasıl yapıldığı, tasarımlarının nasıl yapıldığı ve her şeyi bunun içerisinde bulabilirsiniz. Hangi mekanlar gerçek, hangi mekanlar CGI, hangi mekanların ne kadarı tasarım, ne kadarı orijinalleri kullanılmış, onları açıklayan kocaman bir kitap. Ben gerçekten çok çok seviyorum. Böylece hani filmin çekildiği yerleri de bilerek kendinize belki eğer bir İngiltere gezi planınız varsa çok güzel gezi yerleri de oluşturabilirsiniz sanıyorum ki. Üçüncü olarak da bu dünya tatlısı şey geldi. Gerçekten bunlar yeni çıktı sanıyorum ki. Bu kitabı ben 2-3 ay kadar önce gördüm Amazon'da ve o zamandan beri listemdeydi. Gelir gelmez aşık oldum zaten bu arkadaşa. Book of Curiosities, evet, Pop-up Gallery of Curiosities olması gerekiyor isminin. Hem şeyden Harry Potter serisinden hem de Wizarding World serisinden filmden sahneleri 3 boyutlu olarak canlandırmışlar. 3 boyutlu derken nasıl? İşte böyle. Burada bir Sorting Hat sayfası var. Sorting Hat ile ilgili bilgi de verilmiş şu şekilde. Harry'nin sorting sahnesini görüyorsunuz. Yukarıdaki mumları da bu şekilde açıp genişletebiliyorsunuz ve Hogwarts'ın gökyüzüne de sahip olmuş oluyorsunuz. Bir sonraki ise fantastik canavarlardan bir sahne. What They Made Us Coco sahnesi. Ben çok sevmiştim sahneyi. Zaten hani karakterlerin hepsini baya baya sevdiğim için Tina dışında. Çok güzel. Diğer bir sahne ise Fort Anglia'nın Shamardı Söğüt'ün üstüne iniş yaptığı sahne. Orada da aşağıda Shamardı Söğüt ile ilgili bilgiler bulabiliyorsunuz şunu açarak. Diğer bir sahne ise yine fantastik canavarlardan banka kasasında oldukları sahne. Bu sahneyi de çok sevdim. Aynı zamanda aşağıda da Nifflerlerle ilgili bilgileri bulabiliyorsunuz. Son sahne ise Lockhart'ın dersinde Cornish Pixie'lerle dalaştıkları sahne açıkçası. Burada arkada Cornish Pixie'lerin bulunduğu kafesin bile kapısını açılır kapanır yapmışlar, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten çok muhteşem. Bu taraftan baktığınızda da öğrencilerin yüzlerini görebilirsiniz. Sadece sırtları baskılı değil. Ben bunu çok sevdim. Hani rafın güzel bir yerine koyup sergilemelik bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun. Genel olarak ben Amazon'dan tekrar alışveriş yapacak mıyım, bu sorunun cevabını bilemiyorum. Çünkü 50 doları geçmediğiniz sürece maalesef ki kargonuz ücretsiz olmuyor. Ve kargo fiyatları da çok yüksek ama 30 doları da geçtiğinizde vergi binmeye başlıyor. Birazcık iki ucu olmuş oldu. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Farklı bir yönteminiz var mı? Alışveriş yaptığınız başka bir yer var mı? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı takip etmeyi, kanalımı takip edenler için de videolardan haberdar olmak için küçük zil butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.